Hasan Cemal, demokrasi bizim işimiz, başkalarının değil. Bir otokratı, bir tek adam rejimini oylarımızla biz göndereceğiz, demokrasiyi de bu ülkede biz kuracağız, başkaları değil Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği 29 Ekim 1923 günü karşısına Fransız yazar Maurice Pernoy'u alıp şu açıklamayı yapar, biz daima şarktan garba doğru yürüdük. Memleketimizi asrileştirmek istiyoruz. Bütün mesaimiz Türkiye'de asri, bir anayen aleyh garbi bir hükümet vücut getirmektir. Medeniyete girmeyi arzu edip de, garba teveccüh etmemiş millet hangisidir? Atatürk'ün yüzü batıya dönüktür. Cumhuriyetin temellerini atarken, İsviçre'den medeni kanunu, Almanya'dan ticaret kanununu, İtalya'dan ceza kanununu, Fransa'dan idare hukukunu almıştır. Atatürk'ün en yakın dava arkadaşı İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye 1946'da çok partili Batı demokrasisine ilk adımını atmıştır. Daha önemlisi 1950 seçimlerini Demokrat Parti kazanınca milletin oylarıyla bir tek parti rejimi İnönü sayesinde sona ermiştir. Türkiye bundan sonra da Batı kurumlarının içinde yüzü Batı'ya dönük, Batı'nın dost ve müttefiki olarak Batı-Doğu dengesini de gözeterek yoluna devam etmiştir ta ki Erdoğan dönemine kadar. Bugün Erdoğan Türkiye'si Batı'ya çoktan sırtını dönmüş durumda. Batı değerlerini çiğniyor. Demokrasiydi, özgürlüktü, hukukun üstünlüğüydü, hiç taktığı yok. Bu değerleri savunan çok kimse zindanlarda. Erdoğan yüzünü çoktan doğuya, Asya değerleri ne çevirmiş durumda. Neyse ki Türkiye'nin yarısı Erdoğan'ın tek adamlığının karşısında. 28 Mayıs'ta tek parti rejiminin halkın oylarıyla gönderilmesine de ramak kalmıştı. Bu altın fırsatı Türkiye yeniden yakalayacak, hiç kuşku duymuyorum. Yazıma uzun bir giriş oldu, buraya kadarki satırlarım. Batı'nın, özellikle Avrupa başkentlerinin 28 Mayıs'la, tek adam Erdoğan'la ilgili tutumları, Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron'un, Almanya'nın Sosyal Demokrat Şansölyesi Skalz'un açıklamaları hüzün vericiydi. Şansölye Skalzun tavrını eleştiren Can Dündar Özgürüz kanalındaki yorumunda şunları söylüyordu, İngiliz The Telegraph gazetesinin başyazısı açıkça ortaya koydu, Erdoğan'ı sevmek imkansız ama kendini çok kullanışlı hale getirdi, diye yazdı. Ne kadar utanç verici. Ve ne yazık ki, bundan utanması gereken sadece Erdoğan değil, hileyle, baskıyla, yalanla, bir polis devleti inşa eden otokratı tebrik için kuyruğa girenler mültecileri tutuyor, savaşta işimize yarıyor diye halkına zulmeden bir lideri alkışa boğarken bir kelimeyle olsun insan haklarından, demokrasiden, laiklikten söz etmeyenler. Hiçbir dış güçten destek beklemiyoruz. Ama hiç değilse otokrasiye hayır diyen 25 milyon insana saygı gösterip onların özgürlük mücadelesine köstek olmasalar. Bu toplum artık NATO üyeliği ya da mülteci bekçiliği ile değil, demokrasiyi yaşatma kararlılığıyla alkışlanmak istiyor. Almanya söyleyesi Olaf Skals Avrupa'dan farklı sesler de yok değil. Hollandalı milletvekili Kati Piri'yi selamlıyorum, sırf sığınmacı akınının önüne geçmek istediğiniz için otokrat Erdoğan'ı tebrik ediyor, ona, dostum, diyorsunuz. Tabii ki siyasi tutuklular, demokrasi hayali kuran Türk gençliği ve ezilen azınlıklar umurunuzda değil. Erdoğan'ı tebrik eden bütün Avrupa Birliği liderlerine soruyorum, Batı değerlerini savunan ve demokrasi için oy veren 25 milyon muhalif seçmen için de bir mesajınız var mı? Kati Piri kaç kez bu köşede vurguladığım gibi, demokrasi bizim işimiz, başkalarının değil. Bir otokratı, bir tek adam rejimini kendi oylarımızla, biz göndereceğiz başkaları değil, bu ülkede demokrasiyi de biz yapacağız başkaları değil. Çizgi, Tan Oral Zafer Toprak, Atatürk Kurucu Felsefenin Evrimi, İş Bankası Kültür Yayınları, 2020, sayfa 1.